Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın 16. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz Bitcoin'in öz babası olan Satoshi Nakamoto. Şimdi arkadaşlar konuya geleceğim de öncelikle şunu bir duyurmak istiyorum. Benim bir Twitch kanalım var arkadaşlar. Ve hani Twitch'te böyle gayet sohbet edilebilir, keyifli, böyle güzel bir ortamımız var bana göre. Lise yıllarından herkes hatırlar. Eksi eksiği ne yapar? Artı yapar. İter. İter. Twitch kanalımı takip ederseniz en azından orada birebir sohbet şansımız daha yüksek olacaktır diyorum ve konuma dönüyorum. Şimdi artık bu saatten sonra sanırım Bitcoin'i duymayan kalmamıştır arkadaşlar. Özellikle ayyuka çıkan hikayeler işte 10 doların 1 milyon dolar olduğu gibi hikayelerdir. Çünkü kimse Uber kaybettiğini anlatmaz, bunu unutmayın. Peki bu dünyanın gündemine oturan Bitcoin'in üreticisi, oluşturucusu Satoshi Nakamoto kim? Ya Bitcoin'i bulan kişinin adı ya da Bitcoin'i bulan ekibin kendilerine seçtikleri mahlas. Yani bildiğimiz kadarıyla da 2010 yılına kadar bu projenin başında çalışmalara devam ediyor. Bu Satoshi Nakamoto'nun kim olduğuna dair çeşitli varsayımlar var. Bunlardan bir tanesi 1975 doğumlu ve Japonya'da yaşıyor. Bir diğer iddia ise kendisi kesinlikle Japonya'da yaşamıyor. Ya Amerika'da ya Avrupa'da yaşıyor. Hatta Japon bile değil. Kriptograf ve bilgisayar bilimcisi olduğu yönünde. Satoshi'nin anlamı ise arkadaşlar Japonca'da iki tane anlama denk geldim. Bir tanesine bilgi atalara sahip kişi demek. Diğerinde ise akıllı, zeki, hırslı, böyle tuttuğunu koparan anlamında kullanılıyormuş. Hatta bu isim meselesi öyle spesifik, öyle tartışmalı bir hale geliyor ki internette bazı gruplar bu ismin Samsung, Toshiba, Makamichi miydi? Neydi ya? Nakamichi, Motorola, aynen. Bu dördünün işte ilk harflerini toplayın arkadaşlar, ortaya Satoshi çıkıyor. Bu markaların işte çıkardıkları ürün gibi falan filan da böyle iddialar da varmış zamanında. Satoshi'nin ilk çalışmaları arkadaşlar 2007 yılında başlıyor. Fakat resmiyete yani bir makale olarak yayınlanma tarihi 2008'e denk geliyor. 2008 yılında bir web sitesinde Bitcoin Peer-to-Peer elektronik nakit sistemi, yani Türkçe çevirisi bu olabilir 3 aşağı 5 yukarı, adlı bir makale yayınlıyor. Hemen akabinde Ocak 2009'da Bitcoin ağına start veriyor. 9 Ocak'ta ise adına Bitcoin V0.1 dediği güncellenmiş sürüme geçiriyor. Bu arada arkadaşlar şunu hemen düzeltmek lazım. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Satoshi Nakamoto dijital para birimlerini çalışan ilk isim değil. Zaten yazmış olduğu makalesinde de atıfta bulunduğu isimler var. Bu isimleri sayayım ben size. Dei, Dei, Nick Szabo ve David Chaum. Bu arada arkadaşlar hani telaffuzda bir problem olmuş olabilir. Kusura bakmayın diyorum. Birkaç tanesi Çince isim, birkaç tanesi farklı isim. Yani telaffuzda bir hata olduysa affola. Mesela Bitcoin ortaya çıkmadan önce Bitgold ve DigiCash isimli çalışmalar var. Fakat bu çalışmalar internette okuduğum kaynaklara göre devletlerin baskısıyla sonlandırılıyor. Ve ilk Bitcoin transferi Satoshi'nin çalışma arkadaşı olan Holt Finney tarafından yine Satoshi'ye yapılıyor. Yani ilk bloğu bu ikisi oluşturuyor. Bilinen ilk alışveriş ise değerli arkadaşlar 22 Mayıs 2010'da yapılıyor. Ne yapılıyor biliyor musunuz? 10.000 tane Bitcoin'e bir pizza alınıyor. 2009 yılında yaklaşık 27-28 dolara 5.000 adet Bitcoin alabiliyordunuz. Adam şimdi çok üzülüyordur ya. Peki bu Satoshi'nin üretmiş olduğu Bitcoin nedir arkadaşlar? Yani en kaba anlamıyla peer to peer transfer olabilen, bu transferin onaylanması için herhangi bir merkeze ihtiyaç duymayan dijital bir para birimidir. Yani şöyle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bildiğiniz torrent. Yani torrent sistemine çok benziyor. Kurulan bu düzenekte bir güven problemi var arkadaşlar. Yalnız şöyle bir çözüm bulunuyorlar. Aktarılmak istenen tutar peer to peer olduğu için, yani bir kişiden başka bir kişiye gittiği için bunun kaydı çok rahat bir şekilde tutulabiliyor. Çünkü toplanan bu kayıtlar adına blok adı verilen bir zincir sisteminin startını veriyor. Oluşan bir blok diğer bloktan içerisinde parça barındırdığı için bu blokların net olarak sisteme uygun olması lazım. Eğer içerisinde yanlış bir bilgi veya uygunsuz bir kod satırı varsa zaten zincir o gelen bloğu reddeder. Yani blok zincirine o gelen hatalı bilgi giremez. Hatta ilk blok Mayıs 2009'da Genesis blok ya da blok 0 adıyla sisteme yerleştiriliyor. Bu yerleştirmeyi Satoshi ile Finney kendisi yapıyor. Zaten bunu söylemiştim. Genesis bloğu bizim için çok önemli. Çünkü Satoshi'nin buradaki esas niyeti madencileri bu sisteme teşvik etmek. Bu arada hep madenci diyoruz. Nedir bu madenci arkadaşlar? Madenci şudur. Bitcoin network üzerinde veya farklı bir coin üzerindeki işlemleri onaylayan, bu onayladığı işlemler sonucunda blokları oluşturan ve her blok oluştuğunda ortaya saçılan ödülden ve onaylama işleminden gelir kazanan birimlerdir. Mesela altını düşünün arkadaşlar. Gittiniz bir tane dağlık bölgeye altın çıkardınız. O çıkardığınız altını piyasaya sürüyorsunuz. Burada bu insanlar da Bitcoin çıkarıp işlemleri onayladıkları için madenci ismiyle anılıyorlar. Çünkü çıkardıkları Bitcoin'leri tekrar piyasaya sürüyorlar. Ayrıca yine oluşturulan bir blok sayesinde, yani Genesis bloğu sayesinde sisteme paralar hem merkeziyetsiz bir şekilde hem
sistemde dağıtık bir şekilde dahil olabiliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Cep telefonunuzu çıkarıyorsunuz. Bir arkadaşınıza veya ailenizden birine bir para göndereceksiniz değil mi? Siz o para gönderme isteğini bankanın merkezine gönderiyorsunuz. Merkezde ya otomasyonlarla ya da farklı manuel denetimlerle gerekirse sizin para transferinizi onaylıyor ve diyor ki bu adam veya bu kadın şu kişiye para göndermiştir diyor. Aa, bu da bunun kaydı diyor. Bir not alın. İşte Bitcoin'de bu transferler bir merkeze veya bir kişinin yönettiği kuruma gitmiyor. Şu an dünyada paraların bir merkezi var. Atıyorum biz TL'nin merkeziyiz. Amerika doların merkezi. Satoshi'nin bulduğu bu sistemde Bitcoin'in bir merkezi yok. Doğal olarak paranın bir sahibi yok. Yani benim canımı sıktın, sana Bitcoin vermiyorum, aha da kestim borunu diyecek kimse yok. Kimse de Bitcoin'in yetkilisiymiş gibi çıkıp konuşamaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Mevcut finans kapitalin böyle köküne bildiğin dinamit yerleştirmek demek. Para düzeni dediğimiz şey ya kendini bu standarda uyduracak ya da bu standart belki yarın, belki yarından da yakın bir şekilde mevcut düzenin üstüne basıp geçecek. Çünkü mevcut düzen demokratik değil. Aksine blockchain demokratik bir düzen. Şimdi Satoshi'nin kimliğini neden gizlediğini bence çok daha iyi anlamış olduk. Ben olsam ben de gizlerdim, bayağı korkardım yani. Peki bu Satoshi hala Bitcoin ekibinde mi çalışıyor? Hayır arkadaşlar, 2010 yılında elindeki tüm domainleri ve network'ün işleyişini çalışma arkadaşlarına bırakıp ben başka işlere yoğunlaşacağım diye çekiliyor. Bizim bildiğimiz bu. Yani şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ya şimdi dünyada böyle bir adam var olduysa yani bunu kimse bilmiyor mu? Ya evet, biraz mantıksız duruyor. Fakat yine birkaç isim etrafında birkaç şey şekilleniyor arkadaşlar. Bu isimleri sayayım ben şimdi size. Birinci ismimiz Finney. Kendisi bir yazılım mühendisi ve Satoshi ile birlikte ilk Bitcoin bloğunu oluşturan isim. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Tam ölüm döşeğindeyken bir tane gazeteci buna soruyor. Diyor ki siz Satoshi Nakamoto musunuz? O da diyor ki hayır değilim. İkinci ismimiz Nick Szabo. Kendisi henüz daha ortada Satoshi Matoshi yokken adına Bitgold verdiği bir dijital para birimini üretiyor. Sene 1999. Ayrıca bu çalışmaların yanı sıra kripto para ekosistemindeki en önemli unsur olan akıllı kontrat sisteminde bu abimiz yapıyor. Gelelim üçüncü ismimize, Adam Back. Kendisi Bitcoin'i ilk kullananlardan ve Bitcoin Network'üne ciddi katkılar yapmış bir isim. Ayrıca bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Ethereum ve Cardano diye iki tane coin var. Bu coinlerin ortaklarından olan Charles Hoskins'in sürekli bu adamın Satoshi olduğunu iddia ediyor. Fakat Adam Back tarafı da bu iddiaları aynı şiddetle reddediyor. Son ismimiz Craig Wright, ki bu önemli bir isim arkadaşlar. Çünkü şöyle bir ayrıntı var. Web'deki kaynaklarda en çok bu isim üzerine odaklanıyorlar. Hatta bazı siteler Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto olduğunu ilan etmiş durumda bile. Bu iddia da şuradan besleniyor arkadaşlar. Bu Wright'ın başında olduğu bir kurum var arkadaşlar. Bu kurum ona devrediliyor. Bu kurumun cüzdanındaki Bitcoin miktarı zamanında Satoshi'nin ya bu network şu an zayıf, birileri %51 saldırısı falan filan yapar, network'ü korumamız lazım diye kenara ayırdığı bir 1.1 milyonluk kadar bir Bitcoin var. İşte bu miktarla şu anda Wright'ın bulunduğu vakıfın cüzdanında bulunan miktar birbirini tutuyormuş. Şimdi arkadaşlar bir tık şöyle bir düşünelim. Eğer bizler Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilseydik şu an Bitcoin Network'ünden çok Satoshi Nakamoto ismini konuşuyorduk. Kendisinin açık kaynak kodlu peer-to-peer bir dijital ödeme sistemini oluşturan kişi olduğunu, yani bu veriyi varsayarsak, o zaman bunu kimin ürettiğinin bir anlamı yok ki. Zaten sistem açık kaynak kodlu. Ki bana soracak olursanız Satoshi ismini de yıllardır bu yüzden gizliyorlar. Ya bir önemi yok çünkü. Peki tamam, bir önemi kalmıyor kimin kim olduğunu bilmemizin de, çok mu zengin diye bir soru sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bayağı bir zengin şu anda. Gelelim artık sonucu arkadaşlar. Basit bir şekilde özetleyeceğim. Bugün Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilmek, kağıdı icat eden kişinin kim olduğunu bilmekle aynı şey. Yani aslında bir anlamı yok. Çünkü kağıt herkes tarafından kullanılıyor. Bitcoin ve blockchain teknolojisi de içerisinde dahil olan herkes tarafından kullanılabilir. Açık kaynak kodlu bir yazılım bu diyorum ve bu videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey veya benim sürçülisan ettiğim bir yer varsa onları da lütfen yorum bölümünden belirtin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.